Annecik, annelik, annecik. Gülme. Serdar, git buradan. Bu çocuk organik kendiliğinden oldu. Burada çift çizgi mi var? Hamile söz. Merhaba, Akasyana'ya hoş geldiniz. Konsept değiştirdik, artık yemek programı olarak devam edeceğiz. Hayır efendim, biz bugün Merlin Mutfakta'nın konuğuyuz. Biz derken ben ve kızım demek istiyorum. Yani biz diye kendinden çoğul bahseden bir insan değilim. Merlin gerçekten birbirinden güzel tarifler veriyor. Hepimizin ağzını sulandırıyor. Dedi ki Akasya'cığım sana ne yapayım? Börek mi açayım? Kekler mi yapayım? Pasta dedi, mı yapayım? Evet, tatlı mı yapayım? Canım ne çeker dedim aslında. Dedim ki canımın çektiği şeyleri değil, ihtiyacım olan şeyleri yapacağız. Çünkü ben bir hamileyim. Sonra onları bana yaparsın dedim gizli gizli. O da dedi ki, ben de dedim ki o zaman sana granola yapalım. Granolanı yaşatın dedim. Aynen böyle geçti diyalog. Tam tamına. Ya tamam granola iyi tamam ya yani, sabahları enerjiye ihtiyacım oluyor falan dedim. Ondan sonra düşündüm, kendimi teselli ettim. Biliyorum ki Merlin bunu çok güzel yapacak. Aldığım tarifle ben kendime sabahları granola yapacağım. Dışarıda granola başına 25 kağıt vermeyeceğim. Bir kere yapacaksın, 5 gün yiyeceksin. 5 gün sabah yiyeceğim. Ekonomik hem lezzetli. Nasıl oluyordu yemek programında? Şeyleri mi sayıyorduk? Fıt 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 neler? Malzemeleri saymıyoruz. Videoların sonuna koyuyoruz. Ha, o zaman bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsi çiğ ve doğal malzemeler. Bir kere güzel olan tarafı bu. Şeker olarak ne kullanıyoruz? Şimdi şeker olarak ben şeker koydum ama alternatif beyaz şeker mi? Alternatif olarak bal ya da esmer şeker kullanabiliriz. Esmer şeker koyayım mı? Esmer şeker koysun. Esmer şeker koyayım. Pekmez yok mu? Pekmez, bal, esmer şeker ya da normal şeker kullanabiliriz. Tamamen tercihe bağlı. Yani esmer şeker geldi. Esmer şeker. Peracım esmer şeker. Keşke söyleseydin evlensin. Şeker getir. Neyse arada sırada şey yapabiliyorum yani. Kaçamak. Küçük kaçamaklar yapabiliyorum. Ve üstüne kullanmak için de süt yerine ne kullanıyordun? Keçi sütü. Keçi yoğurdu. Keçi sütü ya da keçi yoğurdu. Bak sana keçi sütü göstereyim. Sana çok güzel bir keçi sütü aldım. Tamam oldu. Marka gösterdim. Yani sponsor olursa göstereceğiz. Ama olmazsa hiçbir şey göstermedim. Keçi sütümüz var. Keçi yoğurdumuz da var. Keçi sütümüz de var. Gerçekten çok seviyorum. Çünkü çok faydalı. İçinde kazein var. Ne var? Hazeyin. Ama bu arada şey... Eklemlerin yağı o değil mi? Jackie de her şeyi bilsin. Atıyorum. Eklem yağı dedi. Şöyle, ya anne sütüne en yakın olan süt keçi sütü ve özellikle laktoz intoleransı olanlar için oldukça faydalı. Çünkü bebeğin bile besin alerjisi olabiliyor. Tuhaf tuhaf şeyler. Dün bir arkadaşla konuştuk. Anne sütü bile alerji yapabiliyor bebeğe yediği şeylerden ötürü. O yüzden bu sonra belli olacak değil mi? Süt yerine keçi sütü daha önemli. Evet. Yani ama dikkat etmek gerekiyor. Yani benim bir şeye alerjim varsa bebeğin de rahatlıkla olabiliyor. Hmm. Anneden geçebiliyor. Tatlı. Şimdi ben tabii hamilelik konusunda bayağı uzağım çünkü o yüzden bilmiyorum. Sen bana hamileler ne yerler? Ben de uzattım 6 ay önce, 7 ay önce. Hemen yaklaştım. Bak nerelere gittim. Yani bu nasıl dedi şimdi? Böyle muhafaza edebiliriz. Aynen. Bu kadar zamanda cam kavanozda. Yani bir hafta 10 gün çok rahat gidiyor. Tazeliğini koruyor. Ama sonra da çok bozulmuyor tabii. Bozulan bir şey değil. Bozulmuyor. Çünkü biz bunu fırında kavurduk. Zaten bak, hepsi kuru meyve. 22 lira 25 lira arası bunun satışı. Maliyeti 50 liraya geliyor. 50 lira falan ki çok malzeme kullanıyor. Bazen falan biraz pahalıya geliyor. Ama siz evde yiyeceksiniz. Kaç gün onu yani? Bir hafta, bir buçuk hafta yiyeceksiniz. Öyle düşününce nefis karlı, faydalı, lezzetli. Erkekler nefret etmiyorlar. Bu ne? Sunta mı yiyeceksin? Hayır, çok seviyorlar. Bunu çok seviyor erkekler de. Yani kocalarınıza da önüne koyu verin ya. Sabah kahvaltısı yerine kocalarınıza granola verin. Evet ya, daha iyi zaten. Şey yok. Ne peyniri. Gelsin granolasını, gitsin işe. Spora. Omlet. Spor yapmayanlar özellikle. Benim gibi mesela. Kavlayanlar sporu. Dur. Akasya öyle bir yedi ki zaten. Hani herkes yapacak öyle. Bir şey diyeceğim. Ben yine herkes evde granola yapar ben böyle iştahla yiyince. Aslında ben yemeğimi kendi habitatımda yemeyi seviyorum. Böyle diye de. Sana minik bir
Hediye paketi hazırladım. Ya Merlin mutfakta yoğurt süt afiyet olsun. Bak gördün mü neyle sunulur falan da yazıyor üstünde. Afiyet olsun. Bera'ya da sana da afiyet olsun. Çok sağ ol. İnsan yediği şeylerin içinde ne olduğunu bilmeden yiyor kardeşim. Ben haftada biliyorum granola. Çok az da tuz. Himalaya tuzu. Himalaya tuzu sen içtim.